yılın en zenginleri açıklanıyor her sene. Ama bu en zenginlerinin vergi sıralamasında bir şeyin olmadığını görüyorsunuz. Bu da hakikaten bizim çarpıcı olarak gördüğümüz adaletsiz olan bir yol. Batı'da dolaylı vergiler %35, yani kazanç üzerinden alınan dolaylı vergiler %65 iken Türkiye'de bu oranın tam tersine olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'de dolaylı dediğimiz gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler %35'lerde, dolaylı dediğimiz herkesin eşit olarak katılmış olduğu ÖTV ve KDV gibi vergilerin %65'ler, zaman zaman 70'lere çıktığı bir seyir izliyoruz. Üst üste bunları koyduğumuz zaman maalesef Türkiye'de insanların mali gücüne göre eşit, adaletli bir vergi olduğu söylememiz güç olduğunu ifade edebilirim. Diğer taraftan baktığımızda hani adaletin olup olmadığı konusunda bir rant geliri dediğimiz faiz benzeri gelir elde edenler var. Bir de çalışanlar var. Şimdi orada da çok enteresan bir tablo ortaya çıkıyor. Eğer Türkiye'de repo faiz geliri elde ediyorsanız, sadece %15 bir stopaj ödüyorsanız, başka bir beyanname ek yükünüz söz konusu değil. Veya bir hazine bonusu alıyorsanız, milyonlarca liralık bir hazine bonusu geliri elde ettiğiniz zaman sadece %10 stopaj ödenmekte, başka bir vergi söz konusu değil. Ama çalışansanız asgari ücretinden dahi %15'den başlayan bir vergi yükü var. Ki mesela OECD ülkelerinde biz bu konuda rekortmeniz birinci sıradayız.